Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Haziran 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Haziran ayının genel başlıklarına öncelikle bir göz atalım. Güneş 21 Haziran'a kadar İkizler burcunda parlayacak. 21'inden sonra ise Yengeç burcuna geçecek. Merkür retrosu sona eriyor. 3 Haziran itibariyle Merkür Boğa burcunda ilerlemeye başlıyor. Yay burcunda bir dolunay var. Yengeç burcunda bir yeni ayımız var. Gezegeniniz Venüs ayın 23'üne kadar Boğa burcunda olacak ve Mars ay boyunca Koç burcunda ilerleyecek. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş 21 Haziran'a kadar İkizler burcunda olacak sevgili teraziler. 30 Mayıs'ta İkizler burcunda yeni ay doğmuştu. Ayın aslında ilk yarısı içerisinde bu yeni ay gündemlerimiz devrede olacak. Bir şeyleri öğrenmek, araştırmak için, bir eğitimle ilgili karar vermek için veya sınavlarınız olabilir, akademik konulardaki girişimleriniz olabilir, yolculuklarınız, seyahat planlarınız olabilir. Bunların hepsini ayın ilk yarısında gündeminize alabilirsiniz. Merkür ayın 3'ünde ileri harekete dönecek Boğa burcunda. Geçtiğimiz Mayıs ayının 10'undan itibaren Merkür retrosu hayatımızı biraz yavaşlatırken bazı planlarımızı uygulamamız konusunda da sıkıntılar yaratmış olabilir. Gecikmeler, ertelemeler, karışıklıklarla karşılaşmış olabiliriz. Şimdi bunları tekrar bir gözden geçirmemiz, değerlendirmemiz mümkün görünüyor. Özellikle Boğa burcunda gerilemesi sona erecek ve ayın 13'üne kadar Boğa burcunda ilerleyecek Merkür. Bu dönemde biraz hesaplarla ilgilenebiliriz. Yani işte bütçemiz, gelir gider dengemiz, borç alacak konuları, belki yapılması gereken banka işleri var, kredilerle ilgili konular var, muhasebe işleriniz var, eşinizle paylaştığınız paralar ya da beklediğiniz bazı alacaklarınız olabilir. Bunları bir gözden geçirme, toparlama dönemi aslında. Ayın 13'ünden sonra Merkür İkizler burcunda ilerleyecek ve daha da hızlanacak. Bu durumda biraz daha işte eğitim, seyahatler, internette, sosyal medyada, iletişim alanında yapmayı planladığınız ya da yapmak istediğiniz her türlü konuda zihinsel enerjinizi güçlendirecek, iletişim enerjinizi çok daha güçlü ve verimli bir hale getirecek. Evet, Mars Koç burcunda, Jüpiter Koç burcuna geçişini yaptı. Ay boyunca aslında ilişki alanınızda aksiyon var. Burada eşinizin, partnerinizin enerjisi de çok artabilir tabii ki. Böyle çok sabırsız, hevesli, cesur hale gelebilir. Hani bazen ilişkilerde de böyle hızlı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Zaman zaman agresif de olabilir karşınızdaki kişiler. Yani partnerinize, ilişki dinamiklerinize dikkat edin. Özellikle ayın 10'uyla 15'i arasında burada eşinizle ilişkilerde bazı gerilimler yaşamanız, biraz bir tartışma ortamlarının olması mümkün veya eşinizin sabırsızlığıyla ya da dürtüsel hareketleriyle bazı sorunlar yaşanabilir. Dengelemek gerekiyor ay genelinde bu enerjiyi. Venüs Boğa burcunda olacak. 8. evinizde bu iyicil bir etki. Yani genel olarak aslında eşinizin kazançlarını arttıracaktır bu durum. Ya da sizin için ek kaynaklar anlamında daha olumlu bir yerleşim. Venüs'ün Boğa burcundaki geçişi ayın 23'üne kadar da burada. Hani bu dönemde en azından yatırımlarınız olabilir, birikimleriniz olabilir veya işte ihtiyaç duyduğunuz bir parayı bulmak, bir borcu ödemek, işte bir kredi bulmak ya da bir borç alacak konusunda çözüm bulmak için hızlı gelişmeler olabilir. Venüs 12 Haziran'da Uranüs'le birleşiyor. Aynı zamanda Ay düğümü, Kuzey düğümü de burada. Bu bazı sürpriz hızlı gelişmelere de neden olabilir sevgili teraziler. Hani eşinizin işi yok örneğin, bir anda böyle bir iş bulması, hızlı bir para kazanması mümkün. Veya sizin bir şekilde böyle beklenmedik bir yerden bir prim almanız, elinize bir para geçmesi mümkün. Veya işte borç alacak konularında hızlı çözümler bulmanız mümkün. Aynı zamanda parasal konular dışında bazı şifa ile ilgili güzellik, estetik bakımlar olabilir. İşte bir sağlık sorununun çözümlenmesi olabilir. Buralarda da bazı hızlı çözümler bulmanız mümkün görünüyor. Ayın 14'ünde 23 derece yay burcunda dolunay meydana gelecek. Bu dolunay 3. evinizi aydınlatıyor. Dolunaylar tamamlanma dönemleri, dönüşüm dönemleri. Bu dolunay geçtiğimiz Aralık ayında başlamış bazı girişimleri de sonuçlandırabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 23 derece ve yakınlarında güneşiniz, yükselen burcunuz var mı?
Değişken burçlarda gezegenleriniz var mı? İkizler, Yay, Balık, Başak. Çünkü bu burçlarda bulunan gezegenleriniz daha çok etkilenecektir. Yakın çevrenizde olup bitenler ilgi alanında, belki komşularla ilgili gündemler var, kardeşlerle ilgili bazı etkileşimler var. Haberleşme ve iletişim trafiği artabilir bu dolunay döneminde. Eğitimle ilgili konularda bazı sonuçlar alabilirsiniz. Eğer mesleğiniz eğitimle ilgili ise işte ders vermek olabilir, seminer vermek olabilir, internet üzerinde online de olabilir. Hani buralarda bazı projelerin sonuçlanması, bazı planlarınızı ya da uygulamaya koymanız mümkün. Seyahatler söz konusu olabilir. Bir yolculuğa çıkabilirsiniz veya böyle bir seyahati planlayabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili de gelişmeler olabilir. Bu dolunay ve yakınlarında, özellikle 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası dolunay tesirleri çok daha aktif olabilir. Dolunay sırasında Güneş'in Kova burcundaki Satürn'le de güzel bir açısı var. Balık burcundaki Neptün'le de kare açısı var. Yani çok idealist, çok iyimser, hayalcice olabiliriz. Hani bazı düşüncelerimiz çok hayalci de olabilir, ama tabii bu yaratıcılığımızı da arttırabilir. Daha somut konulara yönelirsek aslında, ya daha gerçekçi davranırsak bu dolunay ve dolunayı takip eden günlerde bizim için faydalı olabilir. Hani daha kararlı, daha güvenilir bir şekilde adımlar atabiliriz. Evet, dolunayın ardından 23'üne kadar gezegeniniz Venüs Boğa burcunda, 23'ünden sonra İkizler burcuna geçecek. Size güzel bir açıda olacak tabii ki. Daha fazla hareket, daha fazla bilgi trafiği var, yolculuklar var. Kendinizi yazılı ve sözlü çok daha güzel ifade etme imkanları bulabilirsiniz. Örneğin Venüs İkizler'de ilerlerken ayın son haftasından itibaren Merkür de ayın 13'ünde İkizler burcuna geçecek. Yani bu ay, ayın ikinci yarısından itibaren eğitim konularında başarılı olabilirsiniz. Medya ve iletişim alanındaki her alanda daha aktif ve başarılı olabilirsiniz. Bir şeyleri yazılı da, sözlü de çok iyi anlatabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Toplum önünde de tabii ki bunları yapabilirsiniz. Eğitimle ilgili işlerden başarı elde edebilirsiniz örneğin. Ayın 21'inde Güneş Yengeç burcuna geçiyor sevgili teraziler. Ve 29 Haziran'da Yengeç burcunun 7 derecesine yeni ay doğuyor. Bu yeni ay sizin için önemli, çünkü öncü bir burç sizin gibi. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza yine bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 7 derece ve yakınlarındaysa bu yeni aydan daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Artık geleceğimize daha fazla odaklanıyoruz ve bazı beklentilerimiz var. İşimizle ilgili, mesleğimizle ilgili, kariyerdeki duruşumuzla ilgili olabilir bunlar. Belki bir işe başlayacağız. Belki bir yer değişimi var. Mesleğimizle ilgili önemli adımlar atılabilir. Bu yeni ay döngüsüyle beraber bunun yanı sıra görev değişimleri olabilir. Statümüzde bazı değişimler olabilir. Tabii statü ve kariyer her zaman meslekle ilgili değildir. Bazen ilişkilerle de ilgilidir. Yengeç yeni ayının kendi enerjisi içinde aslında ev, yuva, aile konuları da var. Bu yeni ay evlenmek isteyenleri de destekleyebilir. Evlilikler, yuva kurma gibi konular veya aile olmak, ebeveyn olmak gibi konularda yeni ayın kapsamında olabilir. Haziran'ın sonlarında ve tabii ki Temmuz ayının ilk yarısında da bu yeni ay konuları, aslında enerjileri hayatımızı şekillendirmeye devam edecek. Evet, bu ayın güzel günleri var, ilginç günleri var. Özellikle işte parasal çözümler anlamında ya da bir şekilde çalışmadan gelebilecek kaynaklar anlamında ayın 11'si, 11'i, 12'si, 13'ü, bunlar hani size sürpriz bazı fırsatlar getirebilir. O Venüs-Uranüs Kuzey Düğüm kavuşumuyla beraber 19, 20, 21 Haziran gerek gezegeniniz Venüs'ün güzel açıları söz konusu, Merkür'ün olumlu açıları söz konusu. Bu da hem özel ilişkilerde hem sosyal alanda iş görüşmelerinde falan gayet güzel destekler getirebilir. Ve ayın sonlarına doğru 27-28 Haziran'da sizin için şanslı olabilecek, verimli değerlendirebileceğiniz günler. 28-29 Haziran Venüs'ün Jüpiter'de yapacağı güzel açıda, hani ilişkilerden de çok güçlü destekler almanızı ya da eşinizle, partnerinizle ilgili bazı keyifli gelişmeler olmasını destekleyebilir. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan
takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.